Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet Bitcoin tarafında hafta kapanışını yaptık istediğimiz bölgede bir kapanış gelmedi. Peki bundan sonraki süreçte neler göreceğiz hafta açılışlarıyla birlikte e, piyasalarda durum ne olacak? Bunlara hemen bu video içerisinde konuşacağız. Evet öncelikle Dev Jones grafiğine bakacak olursak hızlı şöyle gelelim. Nevçot grafiğine bakacak olursak şöyle hemen günlük bazda. Baktığımız zaman negatif bir açılıştan bahsetmek mümkün aslına bakarsanız. 40.000 bandının üzerinde bir hareketlilik gösteremedi. Lakin burada bence destek seviyelerini takip etmekte fayda var. Özellikle geri çekilmelerde şu yükselen trendi koruması bizim için oldukça önemli. Bunun bulunduğu seviyede 38.400-38.500 bandları diyebiliriz arkadaşlar. Bu destek seviyesinin gerçekten önemli olduğunu söylemek mümkün. Piyasalarda ikinci bir sarsıcı hareketlilik göreceksek bu destek seviyesinin kaybıyla birlikte göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Kusura bakmayın birazcık hastayım arkadaşlar aslında ondan dolayı da birazcık yayın yapamadım bilginiz olsun ee, bak dolar endeksi tarafında bir direnç hattı zorluyoruz bu direnç hattının üstüyle bence e, aslında Davy Jones'taki hareketlilik örtüşebilir. Yani burada da baktığımız zaman 103 40 bandının üzerinde gelecek hareketlilikler dolar endeksi tarafındaki hareketliliği e, artıracağı gibi pozitif yönde etkileyeceği gibi piyasaları da olumsuz yönde etkileyecektir. Bizim bir an önce yapmamız gereken şey nedir? 103 bandı altında kapanışlar görmemiz gerekiyor ki e, önümüzdeki günler için önümüzdeki haftalar için arkadaşlar daha pozitif şeyler konuşabilelim. Ama şu anda ben e, dolar endeksindeki negatifliğin devam etmesini bekliyorum net şekilde aşağı doğru 101'li bantlara doğru bir hareketlilik izlememiz daha mümkün geliyor. Keza baktığımız zaman günlük anlamda net bir düşüş trendi oturmuş durumda. Aşağıda 101 bandı potansiyel hedef halinde devam ediyor bu düşüş hareketliliğinde. Evet altın tarafı pozitif devam ediyor diyebiliriz. Ee, üst bant alanı oldukça yakınız. Burada yapacağımız kapanış yükselen tepe ve şurada kısa vadeli bir düşüş trendi oluşturduğumuzda bu düşüş trendinin üzerinde bir kapanışı gösterecek bizlere. Yani 2450 bandında gelecek kapanışla birlikte hala burada 2600 bandındaki hedef noktamıza ilerleyişi daha da güçlendirmiş olacağız. Burası dediğim gibi benim için e, altın tarafında tekrardan konuşup değerlendirme yapacağımız önemli bir kritik eşik olacak. Çünkü keza bu alan itibariyle altın yatırımlarını belki de kenara almayı konuşacağız. Evet Nasdaq tarafında da aslında Dow farklı bir tablo yok. Oldukça kritik bir destek seviyesini savunduğumuzu söyleyebiliriz. Nasdaq tarafında da 18.000 bantlarının altında gelecek hareketlik burada negatifliği oldukça artıracaktır ve piyasaları yine sarsıcı bir etkiye sahip olacaktır. Bitcoin üzerinde düşündüğümüzde Bitcoin'de daha tabii ki e, negatif bir tabloyu gözler önünde serecek. Doğalgaz tarafında baktığımız zaman e, güzel kırılımlar var. Şu anda üst bant alanları zorluyoruz. Zaten iki bandının üzerine atmasıyla birlikte tekrardan pozitif alana girdiğimizde değerlendirme yapılabileceğini konuştuk. Şu anda da aslında aynı şeyleri tekrar edeceğim arkadaşlar. İki bandının altında kalmadığı sürece bu alanda e, long pozisyon denemeleri yapılabilir. E, i̇ki bandının altında gelen kapanışlarla birlikte stop bakmak gerekiyor. Ee, önümüzdeki süreçte üst bant doğru ilerleyişin devam etmesini hatta şöyle %100'lük bir artış getirmesini bekliyoruz doğalgazdan. Evet altcoin market kepe birazdan değinelim. Gümüş tarafı oldukça e, kritik bir eşikte. Direncin altında devam ediyoruz. E, yukarı doğru bir toparlanma için özellikle 29 bantların üstü net şekilde görülmesi lazım ki burada gümüş tarafı içinde her şey tekrardan pozitife döndü. 35 hedefine doğru ilerliyor diyebilelim. Ama bulunduğumuz bant alanda çok e, sıkıntılı değil. Gümüş için ucuz sayılabilecek bir fiyat alanda olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Burada zaten değerlendirme alanı olarak konuştuğumuz alan 26-26.5 bandıydı ve 26.5'lara kadar bir geri çekilme geldi. Burası bence güzel bir e, alım noktası olarak değerlendirilebilir. Şu anda 26-26.5 bandında çok üstünde değiliz. Yani o yüzden eğer gümüş yatırımı yapmak istiyorsanız makul bir konumda fiyatlandığını söylemek mümkün. Tabi önümüzdeki riskleri de şöyle bir bakmak lazım. Mesela burada e, daha sıkıntılı bir tabloya gidecek olsak max düşebileceğimiz yerler bence şu 22'li bantlar olacaktır. Bu bantların altında bir fiyatlanma bekliyoruz ama ben açık net konuşmak istiyorum. Buraya doğru da bir fiyatlanma beklemiyorum arkadaşlar. Yani e, gümüş için önümüzdeki süreçte bence taban fiyat olabilecek bir e, noktada 27 dolar en azından orta kısa vade için konuşabiliriz bunu. İngiltere'ye geç. USDT dominansına birazdan bakalım. Dolar TL tarafında yükseliş hareketliliği korunuyor diyebiliriz. Burası gerçekten önemli. E, Dolar tarafında 34 bandı şu anda hedefli şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Ee, önümüzdeki süreçte tabi e, uzun zamandır güzel bir yatay seyir elde etmiştik. Bu e, son buldu. E, birazcık daha sert hareketler izlememiz mümkün. Yani yeni bir trend kırılımı var. E, i̇lerleyiş Tabii ki burada net olacaktır. Özellikle baktığımız zaman böyle staplı bir şey konuşacak olursak da 33 40 bandları mesela burada altında kapanışlar beklenmeyecek alan diyebiliriz. Evet petrolde e, tepki aldık. E, bu tepkinin altında net bir kapanış görmedik. Petrol tarafında e, bu zikzak hareketlilik süreci devam ediyor. Burada bir simetrik üçgen var. Net teyitli bir kapanış görmedik. E, önümüzdeki süreçte bu zikzak e, üçgenin kırılım vereceği taraf bizim için bence oldukça önemli olacak. E, geri çekilmelerde 73. 500'leri takip edebiliriz. 73-500'lerin altında gelecek kapanışlar burada e, özellikle 65 bandında olan hareketliliği tetikleyecektir. Zaten uzun zamandır aslında beklediğimiz bir nokta ama bir turlu e, bu hatta bir gevşem hareketi petrol tarafında göremedik. Biz tarafında ekstrem bir durum şu anda söz konusu değil. Özellikle 10.000 100-150 hatta 10.150 mantarını takip edeceğiz. Buranın üzerinde gelecek günlük kapanışlarla aslında bir pozitiflikten bahsetmek mümkün. Onun dışında aşağıda hala hedef alana doğru bir gevşeme hareketi bekleyebiliriz. Dolar bazında güzel bir destekteyiz. E, dolar bazındaki destek kaybıyla birlikte bizim şu hatta bir gevşeme yapmamız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Burası da bence alım için Bence en makul alanı oluşturacak biz yatırımcıları için. Gelelim tabii kripto para tarafına. USDT dominansına baktığımız zaman bu alanda e, tekrardan üst bant alanı zorlamaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu alandaki tekrardan bir kırılıp e, işleri oldukça sıkıntıya sokacaktır diyebiliriz. Takip edebiliriz neresi. Altı bandı. Altı bandının üzerinde bir kapanış gelirse burada özellikle e, piyasalar, bir derin düşüş daha yaşar diye düşünüyorum. Bu derin düşüş de tabii ki bizim için alım fırsatı olacak bundan sonraki süreçte. Ee, gelelim nereye gelelim arkadaşlar. Total 2 verilerini altcoinler için konuşacak olursak. Total 2 verilerine baktığımızda e, hala bir düşüş eğilimi içerisinde devam ediyoruz. E, yukarı yönlü bir toparlanma şu anda mümkün görünmüyor. 890 bandı şurada bir destek şurada bir direnç görevi gördü. O yüzden kısa vade önemli bir alan işaret ediyor bizlere. 890 bandını iyi takip ediyoruz. Hatta bakın 900 bandını diyelim. 900 900 bandını çok iyi takip edebilirsiniz arkadaşlar. 900 bandının üzerine gelecek hareketlilikler en azından alt altcoin'lerde küçük bir hareketliliğin ilk sinyalini oluşturur. O yüzden takibinizde olması gereken bir nokta. Ama onun dışında dediğim gibi şu anda 970 Milyar doların altında kaldığımız her senaryo benim için hala negatif alanda riskler oluşturuyor diyebilirim. Total market cap'e baktığımızda bu alanda da 2.10 trilyon dolar net bir direnç görevi gördü. Ve bir geri çekilme devam ediyor. Bu alanda da aslında tehlikeli noktalarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Düşüş eğilimi devam ediyor. Burada da bir toparlanma dönüşüm net şekilde görebilmiş değiliz. Dikkatli olmakta fayda var. Devam edelim. Devam edelim. Ne durumdayız? Hemen şöyle bir bakalım. Altcoin dominansı e, tam destek noktasında artık bu alanda altcoinlerin bir toparlanma yapması, destek bulması gereken nokta buranın altı e, artık ciddi anlamda uçurum tarihi dip e, seviyelere doğru. Aslında tarihi dip dediğimizde şu yani bunu da yanlış anlamamak lazım çok uzun zamandır gene, süre gelen bir e, yükselen trend var. Bu yükselen trend hattının aslında e, kaybedilmesi anlamına geliyor çünkü ciddi anlamda uzun yıllardır takip edilen bir e, hat burası ve şu anda haftalık bazda altında kapanışlar daha gelmeye başladı. Bizim bu hatta tutunmamız lazım. Yani burada e, teyitli bir düşüş hareketli yok. Hani şöyle baktığımız zaman %9'ların altında sarkmalı kapanışlar görsek çok daha tehlikeli olacak. Ama şu anda bu çizgiye tutunmaya çalışıyor. Bu çizgiye tutunmamız lazım. Yoksa alt altcoinlerde maalesef ama maalesef daha ciddi düşüşleri e, görmemiz mümkün olacak. Peki bu durumda şöyle güzel bir destek seviyemiz var mı? Şöyle bir bakalım isterseniz uzaktan. Yani bir ara destek direnç noktası belirleyebilir miyiz? Yani belki şöyle 6 bantlarına kadar belki bir hareketlik getirir mi? Yani bu da çok zor gelen bir ihtimal. Yani 2021 dibindeki nokta olacak. Ben açıkçası altı bantlarına bir hareketlik görmeyi düşünmem. Bir ara destek olarak düşüneceğimiz nokta belki şurası olabilir. Bu destek seviyesi de 8 bandı. Ama bu da altcoinler için oldukça sarsıcı olur yine bu düşüş hareketi. Ki Bitcoin'de muhtemelen yine 50 binin altına bir düşüşle birlikte gelir. Bu da altcoinleri paramparça eder diye düşünüyorum. Ee, tabi bunlar şu anda kırılımla gelebilecek senaryolar. Piyasalar pozitife döndüğü anda zaten diyeceğiz ki arkadaşlar tamam bu riskleri tamamen kaldırıyoruz. Gümbür gümbür bir bu hareketinde devam ediyoruz diye konuşacağız. Ee, hemen Ethereum için konuşacak olursak önemli bir destek noktasına tutunduk. Burası bence Ethereum'in en 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 kritik destek hattı. Ee, şu anda bu destek hattını tekrardan denemek isteyebilir. Eğer Bitcoin'de istediğimiz toparlanmayı görmezsek bulunduğu seviye. 2000 bandı 2250 bandı şu ara gerçekten kritik bir destek. Bence Ethereum almak isteyenler için çok makul bir fiyat oluşturuyor aslında burası. Tabi buranın altında kapanışlar gelirse çok daha farklı senaryolar konuşabiliriz. Ama Ethereum'da bu ucuzluğu görebileceğimizi zannetmiyorum ben. Evet gelelim Bitcoin tablosuna. Bitcoin'de durum ne? Bitcoin tarafında hafta kapanışı geldi. Tabi hafta kapanışında istediğimiz yerde bir kapanış yapamadık. Hatta tabloya şöyle uzaktan baktığımızda mor kutu bizim için yine bir direnç görevi görmüş oldu. Ve mor kutunun altında ilk defa iki gün 2 hafta kapanış yapmış olduk. Bu üzücü. Tabi burada kırmızı bir kapanış olmaması en azından diyebiliriz ki burada yeşil bir doji mu bir dönüşüm sinyali oluşturabilir. Ee, bu açıdan önemli. Tabi burada mor kutuyu da artık bir güncelleme de yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bu mor kutuyu tekrardan önümüzdeki videoda bir e, güncelleme alacağız. Çünkü altında üstünde haftalık bazda oldukça fazla kapanış yaptık. Yani şurada bir kapanış geldi. Şurada bir ihlal daha geldi. E, bu alanda bu Morkut'un tekrardan bir güncelleme ihtiyacı var. Hatta komple dahi kaldırabiliriz. Orayı bir sonraki videoda güncellemiş olurum. Ee, şu an bulunduğumuz konum itibariyle dediğim gibi en azından 60 bin üzerinde bir kapanış görmeyi çok 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 isterdim pozitiflik açısından maalesef bu kapanış gelmiyordu. O yüzden hala pozitif olamıyorum maalesef. Ee, çok kızıyorsunuz bana e, tabii ki. Ama dediğim gibi arkadaşlar keşke elimde olsa ben yönlendiriyorsam piyasayı da e, kapanışların hepsini böyle bizim istediğimiz yerlerde yapsam maalesef e, yine pozitif konuşabileceğim bir kapanış gelmedi. E, bu aşamada. Fikirlerim de değişmedi. Yani bir ikinci dalga hareketi gelirse alım yapmayı düşünüyorum. Neresi? Şu alana tekrardan bir ziyaret hareketi görürsek bu alan artık benim için değerlendirme noktası olacak. Ondan sonraki süreçte artık yıl sonuna kadar değil hatta 2025'in ilk çeyreğine kadar elimde tutacağım güzel bir sepet daha e, oluşturmuş olacağım kendi adıma. Tabii elimdeki projelere yine yatırım yapmış olacağım. Yani yeni projeler değerlendirmeyi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi elimdeki... Paranın tamamı neredeyse alt koyunlara girmiş olacak. Bundan dolayı bu hat aslında bir gevşeme hareketi gelmesiyle birlikte bizim için oldukça önemli. Tabi pozitifliği konuşacak olursak da hala 70 bin bandının altında seyrettiğimiz sürece burada bir pozitiflik görmemiz mümkün değil. Hafta kapanışında takip edeceğimiz veride bir değişiklik var mı dersek hafta kapanışları daha da önemli oldu diyebilirim. 68.250 doların üzerinde gelecek hafta kapanışı bizim için yeterli olacak. Haftalıkta yükselen tepe göreceğiz. Bu aslında net şekilde bizim yükseliş için aradığımız alım yapmak için aradığımız senaryo aslında. Yani bu geldiği anda şunu duyacaksınız ben yani arkadaşlar. Tamamdır artık bundan sonra gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirsiniz. Bundan sonra sadece yükseliş konuşacağız. Önümüzdeki 6-7 aylık süreç boyunca ve yine konuşacak olursak burada sadece yükselen tepeyi görmüş olmayacağız. Biz bu 68.250 üzerine atmamızla birlikte bir tüm ortalama üstünde olmuş olacağız tekrardan ve şurada da yükselen dibi de oluşturmuş olacağız. Yani bu da ne anlama geliyor? Yükselen tepe, yükselen dip, süper trend üzerindeyiz. Bu aslında bizim için net şekilde gümbür gümbür bir buhar hallisi anlamına geliyor olacak arkadaşlar. Evet, kısa vade bir değerlendirme alacak olursak, kısa vadede tekrardan 60.300 bandının altına kalmamızla birlikte aslında bu hat bizim için bir direnç görevi görmeye başladı. Şu anda bu direncin altında devam ediyoruz. Özellikle toparlanmada bence bütün ortalamaların üstüne çıkmadığımız sürece ekstra bir pozitifliğe kapılmaya gerek yok. Long short işlemlerinde bir süre beklemenizde fayda olduğu görüşündeyim. 62 bin dolar bandı takip edilir. 62 bin dolarda en azından kısa vadede bütün ortalamaların üzerinde bir hareketlik görmüş olursun. Yükselen dip tepeler oluşturur ve üst band alanı yani dolara doğru bir hareketliliği bu alanda izleme fırsatımız olur. Şu an için dediğim gibi hala izleme aşamasındayız. net şekilde bu alanda konuşmak için hani kısa vadede şu anda bir negatiflik hakim olsa da e, uzun vade burada aslında e, bizim için negatif devam etmesi daha önemli. E, çünkü e, bu aşamada hani kısa vadedeki negatiflikler hani bir bakarsın 4 saat sonra şöyle küçük bir alımla birlikte e, pozitife döneriz ama kısa vadedeki negatiflikler, Negatifliği değiştirmemiz burada maalesef uzun zamandır e, başaramadığımız bir iş. Özellikle baktığımız zaman e, Nisan-Mayıs aylarından beri e, bakıyorum 8 Nisan yani şu kapanıştan itibaren aslında biz uzun vadede negatif negatif negatifliği devam ettiriyoruz. Süre gelen bir negatiflik var ve bu negatifliği bir türlü aşamamış durumdayız. E, umarım umarım yakın zamanda bu negatiflik açılacaktır. Ve dediğim gibi hani Ağustos ayı hani Temmuz 20 itibariyle aslında e, zaman analizinde güzel bir hareketlik bekliyoruz diyebileceğimizi konuştuk. Hadi diyelim gel, süreçte ne zaman bir toparlanma içerisine girebiliriz diye konuştuk. Hani artık Eylül itibariyle e, bu yükseliş hareketliliklerini özellikle 2025'in son çeyreği Ekim-Kasım-Aralık itibariyle çok net şekilde yaşanmasını e, bekleyeceğiz. Yani rally dediğimiz hareketin aslında e, başlayacağı alana doğru ilerliyoruz. Yani e, son çeyreğe doğru ilerliyoruz. Bakalım hep birlikte oturup izleyeceğiz bu hareketliliği. Yani ben açık net söylüyorum. Yine tekrar tekrar dile getiriyorum. E, herhangi bir ayı beklentim yok. Net şekilde önümüzdeki sürecin bu olduğunu düşünüyorum. E, Altcoin'lerdeki durumumu da biliyorsunuz arkadaşlar. Altcoin alımlarımı ben 2020... Ee, 3 Ekim-Kasım itibariyle artırmış durumdaydım. Tabii 2023'ün başında almış olduğum bir miktar altcoin vardı ama e, açıkçası o zaman itibariyle sürekli altcoin aldım, sürekli altcoin aldım ve maalesef şu anda e, kafa kafaya bir konumda gidiyor benim için altcoinler. Bu üzücü çünkü baktığımız zaman bir yıl boyunca bir yaptığım yatırımdan herhangi bir kar elde edememiş olmak gerçekten can sıkıcı. Bitcoin yatırımları evet güzel bir konumdan aldık ve hani e, toplu parayı tamamen 17.000'den sokup üzerine sürekli uzun zaman Bitcoin ekleyerek devam etmemizle birlikte Bitcoin'deki karlılık yine güzel seviyede. Ama dediğim gibi altcoinler e, can sıkıcı seviyede duruyor. Bitcoin'leri umarım önümüzdeki süreçte e, altcoinlerle birlikte tekrar alma fırsatımız olur. E, Altcoinlerde daha önce de belirttim. Zaten çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bu ciddi düşüşün üzerine ek satma ihtiyacı duymadım. Belki satılabilirdi tabii ki. E, tercih meselesi. Hepimiz aynı durumda değiliz. Onu da daha önce dile getirdim. Eğer burada tedirginliklerim varsa zaten satmanın en mantıklısı diye de defalarca konuştuk. Ama ben hala izleme taraftarıyım. Ben dediğim gibi önümüzdeki süreçte e, yüklü bir alımla alt coinlerde e, tekrardan Öyle bakacağım ekstra ekleyebileceğim bir şey var mı şu an için ekstra ekleyebileceğim bir şey yok dediğim gibi kısa vadede şu anda sıkıntılar var bir tık daha toparlanış lazım bir tık daha hacimli yukarıda kapanışlar görmek lazım ki daha pozitif olabilelim e, piyasa adına e, haftalık bazda istediğim veriler gelmediği sürece e, dediğim gibi bu alanda hala yatırım yapmayı düşünüyorum. Ha burada düşen bıçağı da dediğim gibi eğer bir piyasaları sarsıcı bir hareket daha görürsem o düşen bıçağı tutmaya çalışacağım. Bakalım ee, ucunu mu sapını mı tutacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Umarım herkes için güzel bir hafta olur. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere hoşçakalın.